Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi, İstanbul Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, geçen hafta sonu cumartesi günü Çatalca'nın bazı köylerini ziyaret ettim. Ziyaret ettiğim köyler Gümüşpınar, Yaylacık, Aydınlar, Hallaçlı ve Karamandere. Önceki hafta cumartesi günü de Silivri'nin 3 köyünü ziyaret ettim. Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra. Bu 8 köyün yasayla mahalle oldu tabii. Ortak bir sorunu var. 8 köyün ahalisi tam 143 yıl önce zamanın padişahı 2. Abdülhamit tarafından buralara yerleştirilmiştir. Onların torunları, çocukları bugün bu arazileri kullanıyor. Bu vatandaşlarımızın önemli bir sorunu var. 143 yıl derken bir köyümüz de 500 yıldır burada. Çatalca'nın Yaylacık köyü. Onlar da 500 yıldır burada. Bu kadar yıldır bu arazilerde oturan, bunları kullanan vatandaşlarımız devletin iradesiyle, padişah iradesiyle buraya yerleştirilmiş olması nedeniyle asla işgalci sayılmamalıdır. Ama görüyorum ki hala bu vatandaşlarımızdan işgalci gibi ecrimisil isteniyor. Bu tamamen hukuksuzdur. Konuya ilişkin önceki konuşmalarımda da bunu ifade ettim. Şimdi bu vatandaşlarımızın mülkiyet sorunu çözmek üzere 2017 yılında bir kanun çıktı. Kanun şöyle diyordu: bu yerleri kullanan vatandaşlarımız raiç bedel üzerinden bu arazileri satın alabilir. Fakat kanun işlemedi. Çünkü raiç bedel bu vatandaşlarımızın bütçelerinin çok üzerinde bir rakama çıkıyordu. Bunun üzerine 2019 yılında bir kanun daha çıktı ki bu kanun çıkmasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim çok büyük payımız vardır. O zaman da ben yine bu köyleri ziyaret ettim, dolaştım. Sorunu bir kanun teklifiyle, gündem dışı konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdim. Emlak vergi değerinden bu vatandaşlarımıza bu yerleri satalım teklifinde bulunduk. Fakat iktidar, hayır biz de değeri düşürelim ama emlak vergi değeri olmasın, raiç bedelin %50'si üzerinden bu satışı gerçekleştirelim dedi. Peki bu şekilde de sorun çözülecekse elbette ki biz buna da evet dedik, desteklerimizi ifade ettik. Kanunun, yani 2019'un Temmuz ayında çıktı kanun, 4 Temmuz'da kabul edildi, 10 Temmuz 2019'da yürürlüğe girdi. Kanunun çıktığı tarihten bu yana tam 28 ay geçti. 28 ay geçti, köylere gittim, daha tapu alan kimse yok. Vatandaşlarımıza kısmen bir takım tebligatlar gelmiş ama gelen tebligatların, özellikle köy yerleşim alanı içindeki tebligatların, ona ilişkin, arazilere ilişkin tebligatların yaklaşık %30'u 40'ı kabul yönünde, %60-70'i red yönünde. Bazı köylerde belki bu oran farklı olabilir. Köy yerleşim alanı dışında kalan tarım arazilerine ilişkin olarak şu ana kadar doğru dürüst bir tebligat yapılmış değil. Yapılanlarda taleplerin reddedilmesi yönünde. Ne anladık bu işten? 28 aydır vatandaş tapu bekliyor ve hala tapusunu alabilmiş değil. Tapuları reddedilmiş olanlara da ecrimisil ihbarnameleri gönderiliyor. Ecrimisil rakamları da köylünün olağanüstü ölçüde bütçesinin üzerinde bir rakam tutuyor. Köylünün bunu ödeme imkanı yok. Bir kere iktidarın şu bakış açısını değiştirmesi lazım. Bunlar çok güzel arazilerde oturuyorlar. Buraları kullanıyorlar, ellerini cebine atsınlar, paraları ödesinler. Yapmayın. Bu köylüleri, bu vatandaşları emlak spekülatörlerinin, İstanbul zenginlerinin ellerine teslim etmeyin. Buna hakkınız yok. Bazı durumları kanun hiç dikkate almış değil. Kanun diyor ki bir kere 19 Temmuz 2003 tarihinden önce burayı kullanıyor olacaksın. Sonra 2017'de çıkan kanun yürürlük tarihi itibariyle de kullanmaya devam etmiş olacaksın. Peki 19-7-2003 tarihi itibariyle kullanan baba arazisini çocuklarına devretmiş, fiilen devretmiş.
Tespit yapılıyor. Sen burada kullanıcı değilsin. 2000 tamamlayın sözlerinizi. Tamamlıyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Talep reddediliyor. 19.7'de kullanan baba ölmüş. Mirasçılarının kanuna göre aslında yararlanması lazım. Ama red yazıları gördüm. Mirasçıların talepleri reddedilmiş. Buna ilişkin dahi pandemi sürecinin başlangıcında 1 Nisan 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak kanun teklifleri verdik. Gelin bu aile içi devirleri bir halledelim. Verelim dedik. Maalesef bu talebimiz kabul görmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda haberdar ettim. Daha başka sorunlar var. Bir kere bunlar işgalci değil. Ecrimisini bırakın bir kenara. Devlet iradesiyle yerleştirilmiş. Devletin devamlılığı vardır. Cumhuriyet geldi, senden ecrimisil alırız yok. Ayrıca 2006 yılına kadar da ecrimisil istenmemiş. Hiçbir cumhuriyet hükümeti bu vatandaşlarımızdan ecrimisil istememiş. Tarım arazileri... Teşekkür ediyorum Sayın Hazreti Çepi.